kısacık bir zamanda o kadar aslında her birimizi uykusuz bırakması gereken şeyler söyledi ki. Gerçekten sizleri bu hale düşürenlere yuh olsun. Aziz milletim, AK Parti iktidarının berbat tarım politikaları çiftçilerimize çile çektirmeye devam ediyor. Tarıma düşman bakan gitti. Bıraktığı miras, o zulüm aynen sürüyor. Bay Kriz ise hala utanmadan gıda fiyatlarındaki artışa karşı ithalatı çare olarak sunuyor. Defalarca söyledik. İthalatla gıda enflasyonunu düşüremezsiniz dedik. İthalat ile ancak kendi çiftçinizin artan maliyetler karşısında ezilmesine neden olursunuz. Enflasyonu daha da tırmandırırsınız dedik. Bu sarmaldan tek çıkış yolu çiftçilerimizi teşvik ederek, destekleyerek üretimi arttırmaktır dedik. Ama inatla dinlemediler. Neymiş? Yaz gelince gıda ürünlerinin fiyatı düşecekmiş. Yahu böyle sığ bir bakış açısı olabilir mi? Bunlar artık ne galoş gerek gezdikleri mübarek Anadolu toprağını tanıyor, ne de çiftçimizin alın teriyle üretirken yaşadığı sorunları umursuyor. Buradan iktidara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha doğrusu önceden yaptığım bir çağrıyı yinelemek istiyorum. Elektrik zamlarını geri alın. Elektrik zamlarını geri alın. Elektrik zamlarını geri alın. Sakin sesle söylediğimizde duymuyor olabilirsiniz. Ha şimdi yüksek sesle söyledik. Elektrik zamlarını geri alın. Hem de ivedilikle geri alın. Nisan ayındayız. Sıcaklar artmaya başladı. Birçok bölgemizde tarım ürünleri ilk defa bu ay sulanmaya başlayacak. Çiftçilerimiz tarlalarına su verirken elektrik zamlarıyla yüzleşecekler. Yalnızca bu yıl tarımsal sulamada kullanılan elektriğe %100'ün üzerinde zam geldi. Koca bir kış Türk milletini soğuğa ve karanlığa mahkum eden elektrik zamları, Apcan kardeşim de üretimde gördüğü durumu söyledi. Bu sefer de sofralarımızın bereketini kaçıracak. Her ne kadar bu ucube sistem içerisindeki tek görevi arz etmek ve selefinin yerini aratmamak gibi gözüken çiçeği burnunda Tarım Bakanı, aç açık kimsemiz yok, herkesin karnı tok dese de, hadi oradan be, hadi oradan be, Bornova'ya git, Bornova'ya. Türkiye'nin en ekonomik durumu iyi ilçelerinden biri bildiğimiz Bornova'ya git, Bağcılar'a git, Sultanbeyli'ye git, Ümraniye'ye git, hatta Üsküdar'a git de göreyim bakalım aç açık var mıymış, yok muymuş. Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor. Asgari ücretli derken, asgari ücretleri gelen zamlara göre, iğneden ipliğe gelen, her şeye gelen zamlara göre yeniden güncelleyin muhteremler. Bu arada 2500 liraya çıkardığınız en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar bir orana çıkarın. İnsanlar aç mı ölsün? Kimse ayın sonunu getiremiyor. Her ay arttıkça artan faturalarla boğuşuyor. Vatandaşlarımız bu ağır koşulların altında ezilirken onları korumakla yükümlü olan devletimiz ise devlet eşittir iktidar olduğu için Bay Kriz ve yandaşlarının elinde adeta aciz bırakılmış durumda. AK Parti iktidarına kadar ülkemizde elektriğin üretilmesi ve dağıtılması devletin elindeydi. Bu sayede devlet elektrik fiyatlarını kontrol etme imkanına sahipti. Ancak AK Parti iktidarının
ahbap çavuş ilişkileriyle yürüttüğü özelleştirmeler sonucunda devlet vatandaşına fatura gönderme yetkisini kar amacı güden şirketlere bıraktı. Halbuki devletin gücü vatandaşıyla kurduğu ilişkiden doğar. Devletin gücü kurumların vatandaşını kucaklamasıyla ölçülür. Devletin gücü vatandaşının refahıyla güçlenir. Bunlar devlet ile vatandaş arasındaki bağın korunmasında olmazsa olmaz şartlardır. Ancak iktidarın liyakat yoksunu sığ politikaları nedeniyle devlet ile vatandaş arasındaki bu güven ve şefkat bağı zedelendi. Bu iktidar yüzünden bugün kamu hizmetlerinin eşit koşullarda yerine getirilmediği, her türlü hatanın milletimize fatura edildiği, hak etmediğimiz bir fakirliğin bizlere zorla dayatıldığı bir ucube sistemle yönetiliyoruz. Buradan büyük Türk milletine seslenmek istiyorum. Biz İYİ Parti iktidarında kamu hizmetinin sunulmasında temel amacı kâr etmek olan şirketlerle sizleri muhatap etmeyeceğiz. Yolunacak kaz muamelesi görmenize izin vermeyeceğiz. Devlet ile vatandaş arasına modern mültezimleri sokmayacağız. Elektrik dağıtım hizmeti özelleştirilirken milletimizin alın terinden sağlanan karlar karşılığında altyapı yatırımı yapılacağı sözü verilmişti. Ama Isparta örneği bize bu yatırımların yetersiz kaldığını gösterdi. O nedenle biz İYİ Parti iktidarında sözleşmelerdeki yatırımlar yapıldı mı, yapılmadı mı? Tek tek bakacağız. Dağıtım şirketlerini denetlemekle sorumlu TEDAŞ görevini yerine getirdi mi, getirmedi mi araştıracağız. EPDK gerekli yatırımları yapmayan şirketlere yatırım uyguladı mı, uygulamadı mı inceleyeceğiz. Sayıştay'ın konu ile raporlarını işleme alacağız. Devleti bypass ederek milletimizin sırtından haksız kazanç sağlanan tüm işlemleri yargıya taşıyacağız. İmtiyaz süresi dolan şirketlerin sözleşmelerini uzatmayacağız. Bizim anlayışımıza göre ucuz enerji ailelerimizin rızkıdır. Sanayicimize, çiftçimize ucuz enerji sağlamak devletin en temel görevlerinden biri olmalıdır. Ucuz enerji üretimi sürdürmenin ve istihdamı arttırmanın ön koşuludur. İşte bu yüzden biz İYİ Parti olarak milletimize reva görülen bu ucube sistemi değiştirmeye geliyoruz. Devletimizin yıpratılan itibarını onarmaya geliyoruz. Haksızlık karşısında adaletin olduğunu göstermeye geliyoruz. Çiftçimizin, sanayicimizin tükenen umutlarını yeşertmeye geliyoruz. Milletimizle beraber, milletimiz için geliştirdiğimiz çözümlerimizle geliyoruz. İnsanlarımızın yüzünü güldürmeye, bahtını döndürmeye geliyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, üstelik çiftçimizin tek sorunu elektrikte değil. Çiftçilerimizin derdi bini aşmış. Adana'dakiler başta olmak üzere birçok yerdeki tarlalarda ayrı bir hüzün var. İklim krizi hepimizin malumu. Bu yıl bir sıcak, bir soğuk geçirdiğimiz kış aylarının sonunda tam da bahar geldi derken yaşanan don ekinlerde büyük hasara yol açtı. Mart'ın son iki haftasında Adana'da yaşanan don olayında sert çekirdekliler, narenci ağaçları, sera karpuz ve patates çok büyük zarar gördü. Görünen o ki bazı yerlerde maalesef yılların emeği ağaçlar sökülecek, yerlerine yenileri dikilecek. Ağaç zararı Tarsim kapsamına girmiyor. Dolayısıyla çiçek dönemindeki meyvelerin aldığı hasarın tazmininde sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden çiftçimiz hava şartlarından dolayı ayrıca risk altında. Bu vesileyle buradan iktidarı bu konuda hızlı adımlar atmaya çağırıyorum. Mesela zarar gören ürünler için kullanılan kredilerin ödemeleri ertelensin.
Mesela yeni bahçe kurmak durumunda kalan çiftçilerimize de finansman desteği sağlar. Biz her zaman olduğu gibi böyle önemli bir konuda da iktidarın atacağı olumlu adımlara destek vereceğiz. Yeter ki çiftçimizin çilesini hafifletecek adımlar atız.